Çin'de nüfus artış hızı 1960'ların başında 30 milyon kişinin yaşamını yitirdiği kıtlıktan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ülkede 2021'de yaklaşık 10 milyon 620 bin bebek dünyaya geldi. Yeni doğan sayısı 12 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2022'ye göre %11,5 azaldı. Nüfus uzmanları ve sosyologlar nüfus artış hızının yavaşlaması ve nüfusun yaşlanmasının Çin'in ekonomik büyüme ivmesini gelecek yıllarda sürdürmesine zorluk yaratabileceğine dikkat çekiyor. İngiltere Savunma Bakanı Rus işgaline karşı Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı ve askeri eğitim vereceklerini söyledi. İngiltere Savunma Bakanı parlamentoda yaptığı açıklamada Ukrayna sınırındaki Rus gücünün büyüklüğü konusunda gerçek bir endişe bulunduğunu belirtti. Hindistan Times'ın savunma yetkililerine dayandırdığı haberde Hindistan'ın Rusya yapımı S-400 hava savunma sisteminin ilk birimini Nisan ayında işlevsel hale getireceği bildirildi. Sistemin 5 biriminin tamamının Çin'den gelecek tehditlere karşı iki ülke sınırında konuşlandırılacağı aktarılan haberde geri kalan 4 biriminin ise 2023'te işlevsel hale getirileceği ifade edildi. Çevrimiçi düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu 2022 Davos gündeminin açılış konuşmasını yapan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, dünyanın bugün huzur ortamından çok uzak olduğunu dile getirdi. Xi, soğuk savaş zihniyetini bir kenara bırakıp barış içinde bir arada yaşama ve kazan kazanla işbirliğinin sonuçlarına odaklanmamız gerekiyor, dedi. Bu arada ABD başta olmak üzere batılı bazı devletler, Çin'in Doğu Türkistan, Hong Kong ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Şubat'ta başlayacak 2022 Pekin Kış Olimpiyat oyunlarını boykot ederek diplomatik temsilci göndermeyecek. Kazakistan'da akaryakıt zamlarına karşı başlayan ve kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterilerindeki bilanço netleşiyor. Kazakistan Polis Departmanı, Almatı'daki olaylarda 149 kişinin hayatını kaybettiğini, 2300 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Çin, Covid-19 salgını nedeniyle kapatılan Kuzey Kore demiryolu hattını hizmete açtığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada Çin'in Liaoning eyaletinin Dandong şehriyle Kuzey Kore'nin Pyongan eyaletinin merkezi Sinirju şehrini Yalu Nehri üzerinden birbirine bağlayan demiryolunda yük tren seferlerinin yeniden başlayacağını belirtti. ABD'de her yıl Ocak ayının 3. pazartesi düzenlenen Martin Luther King günü bu yılda birçok etkinliğe sahne oldu. ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King için başkent Washington ve New York başta olmak üzere ülke genelinde etkinlikler düzenlendi.